Bul ve değiştir. İlk olarak bul ve değiştir 01 dosyamı açıyorum. Şimdi bul konusuna bakalım. Excel'de herhangi bir çalışma kitabının herhangi bir sayfasındaki veriyi aramak için bul komutunu kullanıyoruz. Öncelikle giriş sekmesinde bul ve seç. Giriş sekmesinin en sonunda bul ve seç komutu yer almakta. Buna tıkladım. Açılan listeden bulu seçiyorum. Ve bana bul ve değiştir penceresi gelecektir. Şimdi diyelim ki Erdem Güney isimlerini arıyoruz. Buraya Erdem Güney yazıyorum. Ve daha sonra sonrakini bul diyorum. Ve 10. satırda Erdem Güney buldu. Bulduğu zaman da seçili olarak gelecektir. Excel rengiyle, Excel yeşiliyle. Daha sonra sonrakini bul diyorum ve sonrakini bul. Bu şekilde gidebilirim. Tümünü bul dersem, böyle göstereyim. Biraz daha çekeyim. Benim çalışma sayfamdaki tüm Erdem Güney'leri bulacaktır. Hücrelerinin nerede olduğunu gösterecektir. Referanslarını verecektir. Ve buna tıkladığım zaman ilgili Erdem Güney'e gidebilirim. Yine ilkine dönmek için ilkine tıklıyorum. Böylece bulu kullanabilirim. Bul komutunun kısa yolu Ctrl F'dir. Ctrl F'ye bastım. Ctrl Find'dan gelir İngilizce. Bul ve değiştir penceresi açılacaktır. Şimdi diyelim ki Erdem Güney bize geldi. Dedi ki benim soy ismim Güney değil, Güneş olacak. Lütfen soy ismimi düzeltin. Bunun için ne yapmalıyız? Tek tek bunları Erdem Güney yerine Erdem Güneş mi yazmalıyız? Yoksa daha kolay bir yöntem mi kullanmalıyız? Tabii ki daha kolay. Öncelikle giriş sekmesi. En sağda yine bul ve seç. Bu sefer değiştire tıklıyorum. Bul ve değiştir penceresi tekrar gelecektir. Fakat değiştir sekmesi etkin olacaktır. Bunu kapatıyorum. Kısa yolu Ctrl F ve değiştir sekmesine tıklamam yeterlidir. Şimdi Erdem Güney zaten aradığımız değerde. Şimdi Erdem Güneş yazıyorum. Ve değiştire tıklıyorum. Herhangi bir eşleşme bulamadı. Sanırım şuradan kopyalama yapayım. Değiştire tıkladım. Erdem Güney yazdım ve değiştir diyorum. Ve iyi ki değişti. Erdem Güneş oldu. Tekrar değiştir diyorum. Bu sefer ikinci verim de değişti. Ve tekrar değiştir diyorum. Bu şekilde gidebilirim. Bunu yapmak yerine, tek tek değiştirmek yerine çok fazla veri de olabilir. Tümünü değiştire tıklıyorum. Excel bana kaç adet değişiklik yaptığını söylüyor. 8 adet değişiklik yaptık diyor. Tamam diyorum ve kapatıyorum. Artık tüm Erdem Güney isimleri yerine Erdem Güneş yazdığını görebilirsiniz. Değiştiri kullanmanın bir özelliği de yanlış yazılmış, yanlış aktarılmış verileri düzeltmek içindir. Örneğin buradaki satış tarihleri tarih formatında değil, genel formattadır. Çünkü nokta yerine iki tane tire işareti kullanılmış. Bunu değiştirmek için, tüm tarih verilerini düzeltmek için öncelikle sütunu seçelim. Diğer yerlerde başka tireler de olabilir. Bunları değiştirmek istemiyoruz. Eğer böyle bir durum olsaydı ilk sütunu düzeltiyorum. G sütunu seçmeliydik. Yani değiştirme yapmak istediğimiz sütunu seçmeliyiz. Ve Ctrl F diyorum. Ardından değiştire tıklıyorum. Bunları sileyim. Şimdi iki tireyi nokta ile değiştireceğim. Tümünü değiştir dediğim zaman buradaki tireler gidecek ve sadece nokta kalacak. Dediğim zaman 140 adet değişiklik yaptığını söylüyor Excel bize. Kapat diyorum. Ve artık tarihlerimin tarih formatında yazıldığını görebilirsiniz. Değiştirin bir güzelliği daha var. Bunu da göstereyim. Örneğin buraya boşluk, bir boşluk bıraktım. A, B, C, D diyorum. Bir altındaki satıra geldim. E, F, G, N dedim. Yine başına bir boşluk bıraktım. Yine bir boşluk bırakıyorum. X, Y, Z, T diyeyim. Şimdi başında boşluk olmadığını çoğu kişi görmeyecektir. Ben dahil göremem. Fakat bu verilere bir formül uyguladığımız zaman hatalı sonuçlar alabiliriz. Örneğin soldan formülünü daha görmediniz biliyorum ama soldan formülünü uyguladığım zaman hatalı sonuçlar alabilirim. Bunu düzeltmek için, yani boşluklardan kurtulmak için öncelikle verilerimi seçiyorum. Daha sonra Ctrl F dedim. Ve değiştir sekmesinde
Bir boşluk bıraktım. Neyle değiştireceğim? Hiçbir şeyle. Çünkü boşluklardan kurtulacağım. Tekrar göstereyim. Bir boşluk bıraktım aranan değere. Yeni değerime ise hiçbir şey yazmıyorum. Ve daha sonra tümünü değiştir diyorum. Excel bana 3 adet değişiklik yaptığını söylüyor. Kapatıyorum. Artık öyle de Backspace'te de görebilirsiniz. Verilerimin başında boşluk olmayacaktır. Bu da oldukça yararlı bir özellik. Çok az bilinir ama oldukça faydalı bir özelliktir.